İstanbul Kadısı hakkındaki şikayetleri okudum. Her şikayette aynı husustan dem vurulduğuna göre hakikat bu. Hiçbir makam, hiçbir rütbe zulmü meşru kılmaz. Mevzuyu tetkik ettiriyorum hünkârım. Hatta Ebu Suud Efendi'yi çağırdım. Bugün divanda görüşüp müdafasını isteyeceğim. Buraya gelsin, bizzat sorgu sual etmek isterim. Hoş geldiniz Kadı Efendi. İbrahim Paşa Hazretleri beni görmek istemiş. Arz odasına alacağız sizi. Hünkârımızın huzuruna çıkacaksınız. Hızır Reis bir yıl boyunca Tunus'ta iyi dayandı hünkârım. Fakat malumunuz Şarken yokluğumuzu fırsat bildi. Eğer biz Doğu Seferi'nden vakitlice dönüp karadan destek verebilseydik... şu anda Tunus Osmanlı mülküydü. Sen Tunus'u yine de Osmanlı mülkü say paşa. Allah'ın izniyle Hızır Reis'le birlikte yeniden fethedeceğiz. Ayaz Paşa, Hızır Reis'e haber yollandı mı? Yollandı hünkârım. Yola çıkmıştır, yakında gelirler. Âlâ. Hünkârım, Ebu Suud Efendi geldiler. Alın içeri. Hünkârım, Paşa Hazretleri. Ebu Suud Efendi. İşittiğime göre rahmetli baban Muhyiddin Muhammed el-İskilibi, ilim irfan sahibi bir alimmiş. Mekanı cennet olsun hünkârım. Atanıza hizmet etmiş. Öyle bir babanın evladı olmaktan ancak şeref duyarım. Hakkında ağır ithamlar olan onlarca şikayet var. Esnafı haksız yere itham edip ağır cezalarla yıldırmışsın. Hatta öyle bir şey işittik ki akıl sır erdiremedik. Bir fırıncıyı kulaklarından çivilemek suretiyle cezalandırmışsın. Bu nasıl cezadır? Kadı olmak sana insanlara zulmetme hakkımı verir. Haşa hünkârım, haşa. Riyaya Yüce Allah'ın size bir emanetidir. Siz de bu emaneti İstanbul Kadılığındaki vazifemle bana emanet ettiniz. Kanunnamelerde ne yazılıysa ben onları uygulamakla yükümlüyüm. Fırıncının suçu nedir? Arz edeyim hünkârım. Ekmeği belirlenen ağırlıktan eksik satıyordu. Buğday ekmeğine arpa ve darı karıştırıyordu. Öyle dahi olsa Kadı Efendi, bu ceza ağır değil midir? Değildir Paşa Hazretleri. Ulu atanız Beyazıt Han'ın neşrettiği ihtisap kanunnamelerine nazaran... müsaade buyurursanız aynen okumak isterim hünkârım. Bunun ince elekten geçirilmesi, ekmeğin tamamının pişmesi ve kokusunun olmaması gerekir. Nan-ı aziz deyip pişirilen ekmek haşa hürmete hemen çamurdan ibaret bir şey. Köpekler dahi yemez hünkârım. O fırıncı ümmeti Muhammed'e bu ekmeği yedirmeye utanmadığı gibi haksız kazanç da elde ediyordu. Bu cezadan sonra bir daha buna cüret edemez. Bu misalde haklısınız. Fakat merak ettim. Kanunnamede bu suçun karşılığı olan cezayla ilgili kulaklarından çivileyin mi yazıyor? Hayır. Fakat siz az evvel kanunnameyi uygulamakla mükellef olduğunuzu söylemiştiniz.
Bir kadı her zaman kanunları esas almaz Paşa Hazretleri. Zira bu kara kaplı defterde her şey birebir yazmaz. Mühim olan vicdani kanaatimizle verdiğimiz karardır. Yoksa bu kitabı ezber eden herkes kadı olurdu. Öyle değil mi Paşa Hazretleri? Ebu Suud Efendi, vicdanın rahat mı? Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde kadılar üç kısımdır. Bir kısmı cennette, iki kısmı ateştedir. Cennette olanlar hakkı bilip hükmedenlerdir. Hakkı bildiği halde hükmünde zulmedenler ise ateştedir. İnsanlar arasında da bilgisizce hükmedenler ateştedir buyurmuşlardır. Emri Hak vuku bulduğunda yerim cennet midir, ateş midir onu Allah bilir. Ama benim vicdanım rahat hünkârım. Çünkü bu ceza o esnafı hem ıslahı nefs edecek hem de diğerlerine ibret olacaktır. Bu kadar kâfi. Hazreti Ömer'in de dediği gibi, Dicle kıyısında bir çobanın koyunu kaybolsa, Yüce Rabbim benden sorar. Bütün ket hudalarım, Kadı Efendi gibi hassas olmak ve halkın hakkını korumakla yükümlüdür. Unutmayın, adaletin olmadığı yerde rahmet de olmaz. Ebu Suud Efendi. Anlaşılan o ki sen bu sakalları boşuna ağartmamışsın. İlaveten işittim ki senin için Allame-i Kül de derlermiş. Bu aciz kulunuza iltifat etmişler hünkârım. Cihan deryasında bir damla olabildiysem ne âlâ.